Merhaba arkadaşlar. Ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız sonuna kadar videoyu izlemenizi istiyoruz. Ve sizden destek istiyoruz. DGS kontenjanlarının arttırılması ile ilgili bu videoyu sonuna kadar izleyin. E, yorumlarınızı bekliyorum ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu videoyu bu kontenjanlarla ilgili Change.org ve MBA Akademi'de DGS ile ilgili burada arttırımla ilgili size vereceğimiz dilekçeler var arkadaşlar. Bu dilekçeleri de gruplarınızda mutlaka paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınızla dilekçeleri doldurtuyorsunuz ve dilekçeleri imzalayıp e, Yöke bizim bunu göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Kontenjanlarla ilgili DGS öğrencilerinin bu konuda ciddi desteğini istiyoruz. E, bu konuyu göz ardı etmeyin arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi birincisi biz sizden ne istiyoruz? Yani bizim sizden talebimiz değil bu aslında sizin kendi talebiniz arkadaşlar. DGS kontenjanlarının arttırılmasını istiyorsanız bu işe elinizi taşın altına koymak zorundasınız. Öyle dışarıdan seyirci olacaksanız arkadaşlar bir faydanız olmayacaktır. Kontenjanlarla ilgili hocam işte biz yıllardan beri bir şeyler yapıyoruz ama olmuyor. Demek ki organize olamıyoruz arkadaşlar. Organize olabilirsek bir şeyler değişir. Kesinlikle mektup kampanyası yapacağız. Bunu unutmayın. bütün arkadaşların DGS kontenjanları ilgili dilekçeyi doldurup bir hafta içerisinde YÖK'e göndermesi gerekiyor. Şimdi birincisi ben sizden Change.org sitesine bu yine MBA Akademi arkadaşlar. Ben size linkini sitenin altına koyacağım. Bu videonun altına koyacağım. Burada Change.org'un Orkun linki var arkadaşlar. Tamam mı? Buraya giriyorsunuz. Yani şuradaki kampanyaya giriyorsunuz. DGS kontenjanların arttırılmasını istiyorum. Bu kampanyayı imzalıyorsunuz arkadaşlar. Birincisi bu. Bu kampanyayı ne kadar çok kişi imzalarsa o kadar ön plana çıkacaktır. Tabii ki bu kampanyayı imzalayan arkadaşlar var. E, mesela Müslim imzalamış, Merve Nur imzalamış. Yani bu arkadaşlara gerçekten hani teşekkür ederiz. Kendi adlarına Şengül imzalamış, Esma imzalamış. Yani burada Aysun imzalamış, Yağmur imzalamış. Yani yazmışlar. Hani imzalayıp dilekçeleri nedenlerini yazmışlar. Berces'te, Bülent. Yani bu şekilde arkadaşlar. Biz bu dilekçeyi bir kere e, imzalamanız imzalamanızı istiyoruz. Yani burada Change.org imza kampanyası. Kesinlikle şu imza kampanyasının e, Change Change.org'da ön plana çıkması lazım. Bu bir. Sizden isteğimiz, birinci isteğimiz bu. İkinci isteğimiz Meba Akademi. DGS kontenjanların arttırılması ile ilgili arkadaşlar ben videonun altına açıklama kısmına koyacağım. Ee, Buradan MBA Akademi'nin blog kısmına girdiğinizde DGS kontenjanların arttırılması ile ilgili burada e, bu sizden bir dilekçe istiyoruz arkadaşlar. Yani bu dilekçeyi sadece imzalıyorsunuz, sadece imzalıyorsunuz, şu adrese gönderiyorsunuz. Biz her şeyi hazırladık. Sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Yapacağınız sadece dilekçeyi imzalamak ve göke göndermek. Hocam işte ne olacak? Ya yani olacağı değil arkadaşlar. Elinizden geleni yapın. 200 300 kişinin e, dilekçesi gittiğinde, mektup gittiğinde YÖK'e yani masanın üzerinde gök 500 tane mektup gördüğünde bu konu illaki gök başkanına arz edilecek ve yok başkanı da bununla ilgili belki de e, yani biliyorsunuz arkadaşlar işte seçim var vesaire. Bununla ilgili belki güzel bir çalışma olabilir. Ama bunun için DGS öğrencileri elinin ta, eli taşın altına koymak zorunda. Hani uzaktan bakarak olmayacaktır. Bunu unutun. E dilekçeyi gönderdikten sonra dilekçenin resmini çekebilirsiniz. Kendi resminizi çekebilirsiniz vesaire. Bunu bana gönderirseniz bense MBA Akademi Instagram hesabımızdan 40.000'den fazla orada takipçi var. Oradan sizin hem reklamınızı yaparım, sıkıntı yok. Hem de sizin dilekçenizi hem de DGS öğrencilerine bir ses getirmiş oluruz. Gruplarınıza bunu paylaşın. Arkadaşlarınıza bunu imzalatın. Şimdi gelelim. Bakın DGS kontenjanları dilekçeye gelmeden önce DGS kontenjanlarının serüvenini burada anlatmışız. Hukuk 700'den 468'e, çevre mühendisi 130'dan 63'e, elektrik elektronik 946'dan 699'a, inşaat 1011'den 447'ye görüyor musunuz arkadaşlar? Kontenjan kıyımını görüyorsunuz kendi gözlerinizle. Siz buna dur demezseniz bu böyle devam eder. Sınava girmeyecek misiniz? Bu sene gireceksiniz. Kontenjanlarda iyileştirme istemiyor musunuz? İstiyorsunuz. O zaman burada bir şeyler yapmanız lazım. Bakın hukuk öğrencileri şu birinci dilekçeyi pdf olarak indir dediğimizde hukuk öğrencileri birinci dilekçeyi indiriyorlar. Dilekçeyi indiriyorsunuz. Bakın burada indirme linki var. Sağ şurada görüyor musunuz? İndir dediğinizi indiriyorsunuz. Bunu bu şekilde zaten biz sizin yerinize yazmışız. Hiçbir şey istemiyoruz. Adınızı, soyadınızı tarihi atıyorsunuz, imza atıyorsunuz ve mektup postalıyorsunuz gidiyor arkadaşlar. Yok bunu dikkat edecek, buna kesinlikle dikkat edecek ama çok fazla imza gitmesi gerekiyor. Çok fazla dilekçe gitmesi gerekiyor. Diğer öğrenciler içinde yani sayısalcı öğrenciler, işte eşitarlı işte, sözelci öğrenciler hani sadece hukuk değil bütün öğrenciler için de ayrı bir dilekçe. Bakın burada e, bu da genel e, diğer öğrenciler için olan bir dilekçe. Burada da bakın kontenjan kıymını biz burada anlatıyoruz. Siz de burada imzalıyorsunuz ve bunu mektup olarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu konuya kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle önem vermeniz gerekiyor. Yani bu sizin geleceğiniz. Dolayısıyla kontenjanlarla ilgili çevrenize Arkadaş grubunuza, WhatsApp grubunuz varsa, e, dahil olduğunuz telegram gruplara vesaire varsa, bunları paylaşın arkadaşlar ve bu dilekçeleri paylaşın. Biz bunu gerçekten bir ses olalım, bir soluk olalım, bir değişiklik olsun ve öğrenciler, DGS öğrencileri ilk defa organize olsunlar istiyoruz. Dolayısıyla sizin burada ciddi desteğinizi istiyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Dilekçeleri de mutlaka indiriyorsunuz, gönderiyorsunuz, bize de resmini paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.